Çanta kullanımı ikinci bölümle karşınızdayız. İlk bölümde bahsettiğim sürpriz olarak çok fazla merak ettiğiniz bel çantalarını anlatmak istedim. Eğer spor giyim bir kombinimiz varsa o zaman normalde geleneksel olarak kullanmaya alışkın olduğumuz bel çantalarını kullanabiliriz. Bunun dışında artık biliyorsunuz son dönemde moda olan kemeriyle birlikte kullanılan bel çantaları var. Bu tarz bel çantalarını çizginizi kesmemek adına daha elbise tarz parçalarla birlikte kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kullanımını sorduğunuz bir diğer çanta kesimi ise son dönemlerde trend olan hem tutma yeri hem askısı olan modeller. Şu şekilde anlatabilirim. Eğer salaş bir kombinimiz varsa veya boyumuz uzun, müsaitse o zaman elde tutarak sapını aşağıya bırakabiliriz. Ama benim gibi minyon bir yapıya sahipseniz o zaman yere çok yaklaşacağı için tarz durmayacaktır. Böyle durumlarda benim yaptığım gibi askısıyla kullanıp elinizi çantanın içerisine yerleştirmek, hatta şık bir yüzük kullanmak çok daha tarz görünecektir. Ve gelelim büyük çanta kullanımına. Büyük çantalarla ilgili önermediğim bir şey ve şık tarz bulmadığım bir şey, büyük çantaları bu şekilde kolumuza asarak taşımak. Bunun yerine şöyle bir ayrım yapabiliriz. Eğer elimdeki gibi sert bir yapıya sahip daha yapılı bir çantaysa dirseğinizin iç kısmına yerleştirerek taşıyabilirsiniz. Eğer daha büyük, daha salaş bir yapıya sahipse o zaman elinizde tutabilirsiniz. Böylece daha şık ve daha tarz görünebilirsiniz. Daha fazla moda taktikleri için bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki Reels'da görüşmek üzere.